Evet. Evet bakalım kimler geliyor. Müldeşte geldi. <laughs> evet hoş geldiniz merhaba. Merhaba Çiğdem. Hoş geldiniz merhaba. İlk defa canlı yayın yapıyorum. Değişik bir şey oldu. <laughs> merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Herkesin sağlığı saati yerindedir inşallah. Ben de sizi özledim. Hocam özledik sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizi özledim. İnsan yani bu yayın çok farklı. Yüz yüze, göz göze bakmak çok farklı. İnşallah tez zamanda ülkemiz toparlar. Biz toparlarız da bir an önce öğrencilere, sizlere kavuşuruz. Teşekkür ederim Deniz, sağ olun. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şimdi yaklaşık 100 tane soru hazırladım size. Ee, birinci, ikinci, üçüncü üniteden. Ee, şimdi normalde şeyi açık bırakacağım. Ee, yorumları açık bırakacağım. Ee, yalnız kasarsa siz bana yazın. Biz normal şeyden gidelim. Yani yorumları kapatayım. İlk defa canlı yayın yapıyorum. Onun için bir değişik de olabilir. Ee, onun için <laughs> bana yazarsanız. Bir kusurumuz olursa. Çekmese, kasarsa bana yazın tamam mı? Ben de yorumları kapatayım. Başlayalım. Ee, yaklaşık bir, bir saat yapacağız. Sonra ara vereceğiz. Tekrar yapacağız. Bakacağız. Yavaş yavaş birinci üniteden başlayacağız. Şimdi ben bir saniye bir ayarlayayım. Ee, bir saniye. Şimdi. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Galiba gözüküyor. Evet nasıl gözüküyor mu? Merhaba hoş geldiniz. Sorular gözüküyor mu arkadaşlar? Yazar mısınız? Sorular gözüküyorsa yazın. Soru çözmeye başlayayım benden. Donuyor. He, donuyorsa o zaman şey yapacağız. Yorumları mı kapatayım? Sorular gözüküyor diyor. E, güldeste sağ ol canım. Sorular gözüküyor. Tamam, herkes aşağı yukarı. Evet, gözüküyor dedi. Hadi başlayalım o zaman. Yavaş yavaş başlayalım. Sıkıntı olursa kasarsa siz bana yazın buradan. Ben de bir şekilde yorumları kapatırım. Ondan sonra devam ederiz. Oldu mu? Tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Şöyle gözüksün. Heh. Şimdi sorunun birisi. Cevapları yazabilirsiniz siz buraya. Birlikte gidelim. İslamiyet öncesi diyor dönemde örgün eğitim. İlk kez aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde gözüktü? Şimdi örgün eğitim dediğin şey okulun olması lazım değil mi? Okul olacaksa o zaman yerleşik hayat. Cevaplar geliyor. Harikasınız. Dolayısıyla cevabınız arkadaşlarım Bursa. Evet doğru. Cevabımız Bursa. Yani burada benim tabii şansıma kalemimin hemen ucu kırıldı. Nazar değdi hemen. İlk kütüphaneyi kurarak kütüphaneciliği başlatan Türk devleti diyor. E şimdi burada yine bu, bu arada çıkmış bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam kütüphanecilik dediğine göre kütüphaneciliği başlatan da yine yerleşik hayat olduğu için Uygurlar olacak. Peki, güzel gidiyorsunuz. Vallahi benden hızlısınız. Harika. Şöyle çekeyim. İslamiyet öncesi dönemin anıt mezarı olan şimdi mezarda anıt mezar kurgan da hatırlarsanız İslamiyet öncesinde Türklerin diyor dokumacılık madencilik hızlı yapıyorsun soruyu dikkatli okuyun soruyu dikkatli okuyun şimdi diyor ki İslamiyet öncesi dönemin anıt mezarı olan Türklerin mezarın içinde neler vardır şimdi mezar bir kere eşyaları olabilir kapatayım yorumları bir saniye tamam bekleyin. Şimdi yorumları kapatayım çünkü bazıları donuyormuş galiba. Ee, şimdi yorumları kapatayım. Bir saniye bekleyin arkadaşlarım. Heh, tamam şimdi kalp atabilirsiniz bana. Ama yorumları kapatalım ki daha rahat çözelim diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. İslamiyet öncesi dönemin anıt mezar olan kurganlarda. Şimdi kurgan dediğin mezar. Mezarın içerisinde ne olur? Bir kere eşyaları olabilir. Çünkü bunlar öldükten sonra yaşama inanıyor dolayısıyla günlük eşyalarını koyuyorlar yani dokumacılığı alıyorsun sen dokumacılık direkt var tamam mı dokumacılığı alıyorsun bunun dışında adamlar silahlarını da koyuyor haliyle madencilik demir 2'yi de alabilirsin 2'yi de aldı peki bunun dışında sen mezarın içerisine bunları koyuyorsun ama aynı zamanda bal, bal dediğimiz bizim heykellerimiz de vardı hatırlıyor musunuz o heykeller de yine mezarın etrafında olduğu için biz toptan hepsini alabiliriz. Onun için cevabımız 1, 2, 3 olacak. Siz biraz acil, hızlı davrandınız. Hızlı davrandığınız için de kanıtlara rastlanabilir diyor. Siz heykelcilik işaretlediniz bazılarınız değil. Tamam mı? Üçünü de alacağız. Şimdi şeye geldim. Dördüncü soruya geldim. Diyor ki. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi döneme ait sözlü edebiyat ürünleri diyor. Şimdi sözlü edebiyat ürünü demesine dikkat edin. Şimdi sav ne demekti? Sav atasözü demekti yanlış mı? Atasözü. Sav atasözü demekti. Yazmayayım yazınca önü kapanıyor. Sav atasözü demekti. Geçiyorum. Sagu ağıt, e, sagu ağıt demekti ölen kişinin arkasında. E, yu ölü gömme töreni demekti. Destan, e destan zaten sözlü edebiyat. Şimdi sözlü edebiyat dediğine göre savu alıyoruz bir, saguyu alıyoruz iki, yu'yu yu almıyoruz. Yu ölü gömme töreni sözlü edebiyat dediği için yu'yu yu almıyoruz. Dolayısıyla yu hariç hepsini alabilirsiniz. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlarım. Tamam geçiyorum. Kaçıncı sorumuza geldik? Beşinci sorumuza. Evet. Eski Türklerde gök tanrı inancını bırakarak Museviliği benimseyen Türk devleti. Şimdi herkes bunu garanti yapıyordur. Bu soru basit bir soru. eminim hepiniz yapmışsınızdır. Cevabımız nedir? Hazarlardır. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde demiş. Sorum iyice gözüksün. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bakalım hükümdarın mutlak gücünü artırdığı savunulabilir demiş. Şimdi mutlak gücünü artıracak. Bakalım bir hükümdarın yetkisini Tanrı tarafından alıyorsa Tanrı tarafından aldığına göre vardır e, bayağı bir gücü vardır değil mi? Tanrı'dan alıyor. Mutlak güç vardır. 2. Kurultay kararlarında son sözün hükümdarlara ait olması diyor. E son söz yine hükümdardaysa bu da var. Peki 3. Hükümdarların töreye uygun yasalar yapması demiş. He. Şimdi burada töreye uygun diyor. Bak hükümdarı da kısıtlayan ne var burada? Töre. O zaman Mutlak gücü yok burada yani 3'te mutlak güç yok onun için 1 ve 2'yi yapıyoruz yani cevabımız arkadaşlar denizli olacak tamam mı? cevabımız denizli olacak bunun dışında geçtim 7. soruma İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi kalpler için çok teşekkür ediyorum. Kastığı için yorumları kapattım kusura bakmayın. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? Şimdi önce demiş. Şimdi yerleşik hayata geçilmesi Uygurlar. Ordu da onluk sistemin kullanılması Asyavun Metehan'da hatırladınız mı? Alfabe meydana getirilmesi Göktürk alfabesi kavimler göçünün gerçekleşmesi 375 kavimler göçü Metehan e, ee, kavimler göçü daha doğrusu o Asyahun döneminde, Metan döneminde de Asyahun döneminde diye aldık. Mimari faaliyetlerin başlamasında Uygurlar diye alırsak o zaman önce dediğine göre Onluk sistem en başta Hun'da onluk sistem Metahan zamanında başladığı için cevabımız arkadaşlarım Adana olacak. Anlaştık mı? Evet sorular bu sorular basitti değil mi? Biraz daha zorlara geçeceğiz yavaş yavaş. Şimdi soruyu tam gözük gözüküyordur umarım. Çok fazla da oynatmak istemiyorum. Biliyorsunuz çok da teknolojik kısımda biraz şeyliyim. Evet, İslamiyet öncesi dönemde Türklerde alanların hangilerinde Uygurlara kadar gelişme görülmemiştir demiş. Şimdi görülmemiştir dikkat edin. Bu soru biraz farklı bir soru. Dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi diyor Uygurlara kadar gelişme görülmemiştir. Askerlik, Şimdi askerlik zaten bizde çok önemli özellikle süvari açısından baktığımızda onluk sistem açısından değil mi? Yazılı edebiyat. Şimdi yazılı edebiyat e, Göktürklerde Orhun Anıtları'nı falan hatırlayın ikinci Göktürklerde. Mimarlık, hmm, mimarlık sadece Uygurlarda. Yerleşik hayat Uygurlarda olduğu için. Peki hukuk önceden var mıydı? Hukuk önceden var mıydı? Hukuk önceden de vardı. Töre, yazılı olmayan hukuk kurallarıydı. Sözlü hukuk kurallarıydı. Dolayısıyla Uygurlara kadar gelişme görülmemiştir dediğine göre sadece Uygurlarda olacak olan bir değişim istiyor. Yerleşik hayata bağlı olarak da ne yapabiliriz? Mimarlık yapabiliriz. Cevabımız e, mimarlık olacak. Yani cevabımız Adana olacak. Tamam? Anlaştık mı? Nasıl gidiyor? Kalpleri göreyim. Evet, dolu kalpler geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sizleri özledim sevgili öğrencilerim gerçekten e, öğretmenlik çok farklı bir şey öğrencilerle her şey e, yürüyor yani umarım siz de beni özlemişsinizdir teşekkür ederim kalpler için şimdi bu test bitti birinci testimiz bitti umarım e, hepiniz yapmışsınızdır çok zor sorular yoktu zaten e, birinci üniteden de bayağı bir tekrar yapacağız bugün 1 2 ve 3'ten tekrar yapacağız tamam Şimdi geldik ikinci ünitemize, ikinci daha doğrusu testimize. İkinci testimizi şöyle ben görmenizi sağlayayım. Gözüküyor mu? Kalplerden herhalde gözüküyor. Şimdi kamerayı çok fazla oynatmak istemiyorum. Evet. Evet başlayalım. Bir. İlk Türk devletlerinde yukarıdakilerden hangilerinde zamanla değişme görüldüğü söylenebilir. Zamanla değişme. Şimdi sanat anlayışımız zamanla değişti mi? Değişti. E, zamanla değişti çünkü yerleşik hayata geçtiniz. Zamanla ne yaptı? Değişti. Peki dini inanç e, sistemin değişti mi? Evet. E, çünkü Museviliğe geçtin, Hristiyanlığa geçtin değil mi? İlk Türk devletlerinde İslamiyet'e geçtin. Değişim oldu. Sosyal yaşam. E değişti çünkü önce göçebeydin sonra yerleşik hayata geçtin. Dolayısıyla hepsinde değişim olduğu için cevabımız nedir? Edirnedir. nedir? E sorularda dikkat edin. Önceli sorular biraz daha şey olabiliyor, sıkıntılı olabiliyor. E, özellikle yalnız bir yalnız iki de. Onlara dikkat edin tamam. Evet ikinci soru. Orta Asya'da en son egemenlik kuran ve varlıklarını günümüze kadar sürdüren Türk devleti. Şimdi evet bu biz soru biraz daha zor bir soru diğerlerine göre direkt bilgi istiyor yorum pek istemiyor. Ee, şimdi günümüze kadar egemenliğini devam ettiren Kırgızlar şu an Kırgızistan var biliyorsunuz. Dolayısıyla Manas destanı vardı hatırlıyor musunuz en uzun destan günümüze kadar hala devam eden destandı. Dolayısıyla günümüze kadar olan devlet dediği için cevabımız denizli olacak tamam. Peki devam ediyoruz şöyle soru gözüksün evet. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sanat eserlerinde. Şimdi minyatür neydi? Minyatür gölgesiz e, resim sanatıydı. Yani şey kullanmıyordunuz, e, perspektif kullanmıyordunuz. Minyatür Çinlilerden Uygurlar en çok kullanmış duvar süslemesi diyor dikkat edin duvar cümlesine dikkat edin demek ki burada yerleşik hayat var duvar cümlesi hayvan figürü e, genellikle zaten Türklerde biliyorsunuz hayvancılık yaygın olduğu için tabii ki de hayvan figürünü özellikle geyik figürünü falan çok kullanmışlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinin sanat eserlerinde diyor o zaman duvar süslemeleri minyatür hayvan figürü demiş şimdi neyi alacağız? Evet şimdi bize e, ayrı ayrı vermediği için hepsini düşüneceğiz. Uygurlar da düşüneceğiz. Genel hepsini düşündüğümüzde hepsi olur. Ayırsaydı belki daha farklı bir cevabımız olurdu. Onun için cevabımız Edirne. Genel düşündük. Yani özellikle duvar süslemesini Uygurlar olarak düşünürseniz e, değil mi? Uygurlar, minyatür uygurlar olarak düşünürseniz. Hayvan figürü genel anlamda hepsi kullanıyor zaten. Dolayısıyla 1, 2, 3 olacak. Evet, geldik dördüncü soruma. Dördüncü sorum gözüküyor mu? Umarım gözüküyordur. Elimi çekeyim. Evet. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türklerde devlet yönetiminin özellikleri arasında gösterilebilir demiş. Şimdi devlet yönetiminin özellikleri. Önemli kararların kurultayda alınması. Kurultay toy kengeş diye geçiyordu hatırladın mı? Danışma meclisiydi. İkili yönetim teşkilatının uygulanması yani devletin doğu ve batı olarak yönetilmesi. Bunun dışında üç törelere uyma zorunluluğunun olması. Şimdi töre dediğin sözlü olmayan hukuk kurallarıydı. Hatunun kurultaya katılabilmesi. Şimdi kadın da yönetime katılabiliyordu Türklerde. Hatun dediğimiz hükümdarın eşi kurultaya katılabiliyordu. Şimdi hepsine bakalım. E, diyor ki devlet yönetiminin özellikleri arasında gösterilebilir. Baktığımızda kara, e, kararlar kurultayda alınıyor. Evet. Bunun dışında baktığımızda ikili yönetim, evet doğu-batı yönetimi. Töreye uymak zorunluk. Han da uymak zorunda töreye. Yani töre e, töreye uymak zorunda. kanı bir nevi töre sınırlıyor. Hatunun kurultaya katılabilmesi ve bunların hepsi bizde var. Dolayısıyla bizler İslamiyet öncesinden itibaren kadına değer veriyormuşuz görüldüğü üzere. Onun için cevabımız arkadaşlarım. Evet Edirne umarım iyi gidiyoruzdur. Biraz hızlı da çözmüyorumdur umarım bir sıkıntı yoktur. Evet şimdi Gelelim ya şu yatay gözükmesini bir türlü halledemedim ama sorular gözüküyorsa kalplerden anlayabilirim onu. Tamam şimdi demiş ki Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda eminim bunu hepiniz yapmışsınızdır. Umarım yapmayan yoktur. Yine basit bir soru diyor saf değiştiren. Yani Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda bulunurken saf değiştirerek Türklerin tarafına geçenler vardı. Bunlar a bunlar da Türkler. Bunlar da bizden diye bizim tarafımıza yani Büyük Selçuklu tarafına geçenler vardı. Hatırladınız mı? Kim onlar? Paralı askerlik yapanlar. Hatırla. Özellikle Bizans'ın içerisine paralı askerlik yapanlar vardı. Kim onlar? Uzlar ve peçenekler. Eminim bu soruyu hepiniz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, gelelim yine farklı bir soru yukarıdakilerden hangilerinin Türk boylarından bir olduğu söylenemez diyor. Şimdi Macarlar ya bunlar zaten kendilerine Hungari diyor. Yani Hunlardan geldiğini kabul ediyor zaten. E, Bulgarlar e, Bulgarlarda biliyorsunuz değişimi uğradı aslında. Türk kökenliydi. E, bir kısmı İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları diye ayırmıştık biz onu hatırlıyorsan. İtil Bulgarları da neydi? İlk Müslüman Türk Devleti'ydi. Orta Asya dersek neydi? Orta Asya dersek Karahanlılar'da unutmuyoruz. Peki Vizigotlarla Vandallar var. Yani Vizigotlarla Vandallar arkadaşlar bunlar Avrupa kökenli kavimlerde. Dolayısıyla sana demiş ki Türk boylarından bir olduğu söylenemez demiş. Onun için cevabımız Ceyhan olacak. Eminim bu soruyu hepiniz de yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Hep yerleşik hayat sorusu bol bol olur. Yine yerleşik hayatla ilgili bir soru gelmiş. Türkler de diyor yerleşik hayatın e, kutluklar yani ikinci göktürk, Uygurlar ve Türk işler. Devletlerinden hangilerinde gözlendiği söylenebilir. Şimdi kutluklar ikinci göktürkler. Uygurlar zaten yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti değil miydi? Yani bunu aldın. İkiyi direkt aldın. Türk işlerinde yerli, tam yerleşik hayata geçen Türk devleti demiştik hatırladınız mı? Dolayısıyla cevabımız arkadaşlarım 2 ve 3 olacak. Tamam Evet geldik 8. soru. Türkçeden e, bir soru koymuşum. E, Güldeste hocama atıfta bulunayım. Türkçe köken olarak diyor hangi dil grubundandır diyor yani hangi dil ailesindendir diyor. Dolayısıyla oradan hepiniz bağırıyorsunuzdur. B yani Ural Altay dil ailesinden geliyor Türkçe. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Umarım iyi gidiyoruzdur. Sekizinci sorumuzu yaptık. Şimdi çeviriyoruz. Arka tarafını da çözelim. Şöyle yine gözüküyordur umarım. Şimdi sorunun hepsini şöyle önden gidenlerde olursa göstereyim. Gözüküyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Büyük Hun İmparatorluğu Çin baskısı ile yıkılınca Kuzey Hunlar... Orta Asya'yı terk ederek nereye göç etti? Batı'ya. Hatta biz bu göç hareketine ne de demiştik? Kavimler göçü demiştik. Hatırladınız mı? 375 kavimler göçü. Balamir komutasında gidecekler. Avrupa'nın devletini kuracaklar. Bu durum diyor Hunların bağımsızlık, milli benlik, veraset sistemi. Hangilerine önem verdiğini gösterir? Güzel bir soru. E, Hangilerinin önem verdiğini gösterir. E, baktığımızda bir kere e, Çin baskısından kurtulmaya çalıştıklarına göre bağımsızlık var. E, bağımsızlık varsa adamlar bağımsızlığına önem veriyorsa milli benliğine de önem veriyordur. O da var. Ama veraset sistemi dediğimiz başa geçme usulüyle ilgili hükümdarlıktaki başa geçme usulüyle ilgili bir cümle orada olmadığı için cevabımız arkadaşlarım 1 ve 2 olacak. Tamam anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyoruz. Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Şimdi bakalım. Kadınların yönetimde söz sahibi olması var. Bir tane soruda yapmıştık hatırladın mı? Hatun dedik kurultayda söz hakkına sahipti. Geç. Savaşlarda Turan taktiğinin uygulanması. E, Turan hilal taktiği diye konuşmuştuk biz bunu hatırlıyorsan. Vurkaç taktiği diye konuşmuştuk. Bu da bizde var. Peki özel mülkiyetin bulunmaması şimdi özel mülkiyetimiz yok çünkü nasıl bir yaşam var bizde? Göçebe hayat var. Göçebe hayat olduğu zaman bir yeri sahiplenmezsin. Şu benim diyemezsin. Dolayısıyla özel mülkiyet yok orada. Ee, D'ye bakalım. Hapis cezalarının kısa süreli. Evet çünkü göçebe hayat olduğu için uzun süre bir yerde kalmadığından dolayı uzun süre hapis cezası vermiyorsun. Kısa süre hapis cezası veriyorsun. Bunu da aldık. Din uğruna savaşların yapılması. Bununla ilgili şu ana kadar birçok tarih dersi aldınız. Bununla ilgili hiç öyle bir şey oldu mu? Yani hiç öyle bir şey konuştuk mu? Biz hayır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlarım Edirne olacak. Tamam cevabımız Edirne olacak. Evet 11. soruya geldim. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin göçebe yaşamaları gördüğünüz gibi ya yerleşik hayat ya göçebe soruları bol bol karşınıza çıkıyor farkındaysanız genellikle de İslamiyet öncesinden çok da sorulan tip sorulardan şimdi göçebe yaşam demiş göçebe yaşam teşkilatlı devlet teşkilatlı devlet demek devlet e, Hani devletleşebilmek, devlet kurabilmek demek yazılı edebiyat ve mimarlık şimdi göçebe yaşamaları hangisini engel teşkil eder diye soruyor engel teşkil ettiğine göre şimdi ben Göçebeyken teşkilatlı devlet kurabildim mi? Evet. Geç. Peki ben göçebeyken yazılı edebiyat örneklerim var mı? Var. Orhun abidelerini hatırla. Yazılı edebiyat var. Peki göçebeyken mimarlık olabilir mi? Hayır. Çünkü bunu engelliyor değil mi? Yani yerleşik hayat olması lazım ki mimarlık olsun. Onun için cevabımız C. Yani yalnız 3 olacak. Kalpler için teşekkür ediyorum. Yalnız 3 yaptık tamam mı? Dikkat edin hepiniz sağlığınıza, ailenize dikkat edin. Dışarıya çıkmıyoruz zaten değil mi? Hiçbirimiz dışarı çıkmıyoruz, ders çalışıyoruz. Yani evet bu olumsuz durumlar var, evet doğru ama en azından evde kalıp sıkıldığınızı zannetmiyorum. Eminim ki ders çalışıyorsunuzdur hepiniz değil mi? Bence ders çalışıyorsunuzdur. Evet devam edelim. Sosyal yaşayışlarına etki ettiği savunulabilir demiş. Bakalım. Uygurlar. Maniizm dininin yaygınlaşması. E bu adamlar yerleşik hayata geçecek. Çünkü maniizm dini onu gerektiriyor. Matbaanın kullanılmaya başlanması. Yerleşik hayat, e, sosyal yaşam. Evet matbaa kullanılmaya başlayacak hatırlayın şeyden aldılar. Çinilerden. Yerleşik hayata geçilmesi zaten sosyal yaşamın göstergesi mi? Sosyal değişikliğin yaşayışın göstergesi mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlarım cevabımız ne olacak? Hepsini alacağız. Yani Edirne 1, 2 ve 3 olacak. Tamam mı? Evet. Devam. 14. 14 şöyle gözüksün. Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri. Uygurlardan bol bol soru koymuşum. Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri, tarıma önem vermeleri, mimari de ilerlemeleri, şehirler kurmaları. Şimdi bu adamlar yerleşik hayata geçince tarım ön plana çıkacak çünkü karınlar neyle doyuracaklar? Tabii ki ekip biçecekler. Yani tarıma önem vermelerini alabilirsin. Dolayısıyla aynı yerde kaldıkları için evler yapmaya başlayacaklar. Hatta sarayları falan vardı hatırlayın. Mimar halde ilerleme de var. Peki bunlar hepsi bir arada yaşadıkları için yavaş yavaş şehir kültürü de oluşacak. Dolayısıyla şehir kurmaları da olacak. Yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlarım. Tamam? Anlaştık mı? Ee, var mı bir sıkıntı? Umarım yoktur. Bu da bitti. Bakın ikinci testimizi bitirdik. Umarım hızlı gitmiyoruzdur. Sorular çok zaten şey değil. Yani aşırı zor değil. Tekrar niyetine olan sorular. Şimdi geldik. Evet. Gözüküyordur umarım. Evet. Gözüküyordur. Şimdi yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri Abbasi egemenliğinden ayrılarak kurulmuştur diye. Bak Türkistan sorusu bu. Tevaifi mülk dediğimiz valilikler kuruluyordu hatırladın mı? Hatırladım dediğinizi duyuyorum. <laughs> Onun için bak şimdi Tolonoğulları hatırla Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletiydi. Onun için bir al Var. Peki Akşitler ondan sonra kurulmuştu zaten. Muhammed Togaş tarafından kurulmuştu. E bunu da al. bunların ikisi valiydi. Abbasi valisiydi. Sonradan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Harzemşahları alamayız. Harzemşahlar Harzem bölgesinde kuruldu. O Abbasi egemenliğinden ayrılıp kurulmadı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Tamam? Anlaştık mı? Devam. Türk İslam edebiyatının ilk örneği. Şimdi soruya dikkat et. Türk İslam edebiyatının diyor. Şimdi o zaman biz bol bol biz bunu bir devlette saymıştık dolu. Kutat Kubilik demiştik. Divan-ı Türk demiştik. İşte Hoca Ahmet Yesevi'nin divan hikmetini konuşmuştuk. Hatırladın mı? Hangi devlet? Eminim hepiniz şimdi söylüyorsunuzdur. Yani Karahanlılar, Tabii ki ilk Türk İslam edebiyatının örneklerini biz nerede görüyoruz? Karahanlılar'da görüyoruz. Tamam. Şimdi bir tane daha onunla ilgili soru var. Gözüküyor mu? Biraz buğulu gözüküyor sanki. Evet. Heh, gözüküyor artık. Evet gözüküyor. Şimdi Uygur alfabesiyle yazılmış. E, Türk İslam edebiyatın ilk yazılı eseriymiş. E, Yusuf Asacip tarafından yazılmış. Şimdi hepiniz eminim bunu yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bununla ilgili bol bol soru her yerde zaten çıkıyor. Bunu e, Kutatku bileye dikkat edin. En çok soru e, çıkmış soruların içerisinden bunun üzerinden geliyor. Öbürkilerini tekrar edelim mi? Divan-ı Türk ilk Türkçe sözlükte hatırla. Kaşgarlı Mahmut. Atabetül Hakayık gerçeklerin eşiği. Hatırladın mı? Edip Ahmet Yükneki. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi, Piri Türkistan diye geçiyordu. Hatırla. İlk tasavvuf örneği diye geçiyordu Divan-ı Hikmet. Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştı. Tasavvuf e, eseriydi. Şehnameyi Firdevsi yazmıştı. Biz Gazneliler de işlemiştik Şehnameyi. Kime sunmuştu? Gazneli Mahmut'a sunmuştu. Hatta Şehname'de şey vardı. Afrasiyab kimdir diye soru vardı. Bir tane çıkmış soru. Hatırladın mı? Şehname. İşte Afrasiyab kime denir diye. Kime denir? Eminim hepiniz şimdi Alper Tunga diye ses geliyordur. Bu bir zor bir soruydu. 2014 sorusuydu. Zor da bir soruydu ama artık sorulsa bile yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Dördüncü sorudayım. Görüz, gözüküyor. Evet. Bir sıkıntı yok. Türk İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan ve İslamiyet'in yayılmasında etkili olan ilk Türk devleti. Şimdi sana diyor ki Hindistan. Şimdi Hindistan dediğine göre. Di bak şimdi. Ele. Memlükler neredeydi? Mısır'da. Gitti. Karahanlılar neredeydi? Türkistan'da. Gitti. Şimdi Gazneliler neredeydi? Gazneliler Afganistan ve Hindistan'a da sefer düzenlemişti. Hatırla. Gazneli Mahmut 17 sefer düzenlemişti. Hatırladın mı? Harzemşahlar. Harzemşahlar zaten Harzem bölgesinde. Peki Babürler? Babürler nerede? Babürler de Hindistan'da. Dolayısıyla soru sana diyor ki Hindistan'da kurulan ilk diyor. İlk kurulanı soruyor. Dolayısıyla bakıyoruz bir saniye. Türk İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan ve İslamiyet'in yayılması diyor. Şeye dikkat edin. İslamiyet'in yayılması dediğine göre Gazze'ni Mahmut'un Hindistan'a 17 sefer düzenlemesinden alıyoruz. Hatta kas sistemini çökermişti. Hatırladınız mı? Kas sistemi çökmüştü. Çünkü İslamiyet'le kas sistemi o kadar zıt ki. İslamiyet eşitliği ister. Kas sisteminde zaten eşitlik diye bir şey yok. Peki. Döndüm. Evet. Kaçıncı sorudayım? Beşinci sorudayım. Beşinci sorudayım. Bakın şimdi beşinci soruya. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış, Türk İslam Edebiyatı'nın ilk eserlerinden olan ve Türk dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olarak kabul edilen Divan-ı Lugati Türk. Önceden söylemiştim daha yeni. Aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmış? Şimdi hatırlayalım. Yusuf Asacip Kutatkubili'yi yazdı. Geç ee, Ahmet Yesevi eminim hepiniz şimdi söylüyordur Divan-ı Hikmet diye hocam Divan-ı Hikmet diye söylüyordur eminim Ömer Ayyam Ömer Ayyam e, Celali takvimini hazırlamıştı Rubayeleri ünlüydü Edip Ahmet Yükneki Atabetül Akayık yani Gerçeklerin Eşiği adlı eseri vardı hatırlayın cevabımız nedir Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Ligatü Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut Tamam. Hatta bunu şöyle düşünün. Arkasında şey var. Türk dünyasının şeyi var. Haritası var. Türk dünyasının ansiklopedisi tamam ama aynı zamanda ilk Türk dünyasının haritası da var. Ona da dikkat edin. Tamam Peki. 6. Talas Savaşı. 751. Abbasilerle yani Araplarla ve Çinliler arasında yapılan bir savaş. Hatırlayın 751. Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet'i kabul etmişti. Değil mi? Özellikle Karluklar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu derse Karluklardı. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden, Orta Asya'da ilk defa ilk Müslüman Türk Devleti derse biz Karanlar diyecektik. Şeyde ne diyecektik? İlk Müslüman Türk Devleti derse ne diyecektik? Evet, İtil Bulgarları diyecektik. Hepiniz şimdi cevap veriyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, Talha Savaşı ile Kağıt, Matbaa, barut, Pusula yapımı. İlk kez Çin dışına çıktı doğru hatta kağıt ilk defa Semerkant tamam mı? Semerkant'ta yani Çin dışına çıktığı yer Semerkant şehirlerin şahı ona dikkat et. Şimdi bu durumda diyor Avrupa olmak üzere dünyayı değiştirdi bu çok doğru şimdi nasıl değişti bak şimdi siyasal diyor siyasalı feodaliteyi hatırla feodalite çöktü. Neyle çöktü Feodalite? Barutla çöktü. Yani şöyle düşünün, barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla birlikte bu iş ilerledi, ilerledi. İşte İstanbul'un fethinde adamlar topu şahi dediğimiz büyük topları artık fark etmeye başladı e, ve bu şekilde tamamen yıkıldı Feodalite sistemi, derebeylik sistemi Avrupa'da. Tamam mı? Geçiyorum. Bunun dışında ne yazmış orada? Pusula. Şimdi pusulayı da hatırla, coğrafi keşiflerde kullanacak Avrupalılar. Peki bu Avrupalılar Kağıt Matbaa Barış Pusula'yı kimden öğrendi? Haçlı seferiyle Anadolu'dan öğrendi. Buna dikkat edin. Adamlar Anadolu'dan Haçlı Seferi'ne geldi, Kağıt Matbaa Barış Pusula'yı aldı, bunu öğrendi, kendini değiştirdi. Feodalite'yi çökertti, siyasalı aldın. Bak Rönesans reformu yaptı, kültürü aldın. Yeni Çağ Avrupa'da işlemiştik bunları hatırlayın. Son olarak coğrafi keşiflerle birlikte ekonomik yapı değişecek. Ee, sonuçta ilk sömürgeciliğinde temelleri atılacak coğrafi keşiflerle. Hepsini alabilirsiniz. Değişikliğe yol açtığı dediği için cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Tamam mı? Şimdi yedinci soruyu da şöyle gözüküyor galiba. Umarım gözüküyordur. Evet. Şimdi bir su içeyim. Siz e, soruyu okuyun. Evet geldik. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların eski Türk kültür ve geleneklerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez. Şimdi bu soruda e, resmi dillerinin Türkçe olması olur mu? E, adamlar Türkçe'ye devam etmiş. E, geleneklerine bağlılar. Geç. Peki bu adamlar Uygur alfabesini kullanmış mı? Evet kullanmış. E, adamlar geleneklerine bağlı. Şimdi ikili yönetim adamlar İslamiyet öncesinde ikili sistem vardı. Yine geleneklerine bağlı. Gitti. Peki orduda bu adamlar onluk sistemi kullanmış. E, yine var. Gitti. Peki hepsi Orta Asya'da kurulmadı mı bunların? Bir kısım Orta Asya'da kuruldu. Bu ortak şey değil ki. Bu devam ettirdiğini göstermez. Dolayısıyla cevabımız Orta Asya'da kurulmaları olacak. Yani cevabımız arkadaşlarım Ceyhan olacak. Tamam. Şimdi 8 sorudayız. Aşağıdaki İlk Türk İslam devletlerinden hangisi? Bak bu bir çıkmış soru hatırlıyorum. O zamanlar işte LYS'de çıkmıştı. Yani bu sizin önceden girdiğiniz, üniversite sınavına girdiğiniz bir soru. Ee, şimdi işte LYS tarzı, AYT tarzı bir soru bu. Bu çıkmış bir sorudur. Dikkat edin. Aşağıdaki ilk Türk İslam devletlerinden hangisi? Müslümanların kutsal toprağı. Dikkat et Müslümanların kutsal toprağı diyor. Sayılan diyor Hicaz bölgesi. Şimdi Hicaz bölgesi neresiydi? Mekke Medine'nin Taif'in olduğu yere biz Hicaz bölgesi diyoruz tamam mı? Dolayısıyla burayı ele geçiren diye soruyor. Egemen olan diye soruyor. Eminim şimdi hepiniz hocam Akşitler, Işitler diye cevabı veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun için cevabımız Adana. Tamam. Tolonoğulları da Mısır'da. Doğru. Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti. Memlükler de Mısır'da. Hatta Mısır'da en güçlü olan devlet. Eyyubiler de Mısır'daydı. Dolayısıyla bize burada Hicaz bölgesi dediği için, Hicaz bölgesine ele geçiren dediği için akşitler işaretleyeceğiz. Anlaştık mı? Umarım bir sıkıntı yoktur. Demek ki 8. sorumuzu da bitirdik. Evet. Şimdi geldik. Kaça? Bakayım. Evet. 9. sorudayım. Yine Mısır'dan gidiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir? E cevabını sanki daha demin ben söyledim gibi. Değil mi? Cevabını daha demin söyledim mi? Sanki öyle. Evet cevabımız ne? Tabii ki Tolunoğlu Ahmet tarafından kuruluyor. Ve Apasilerden aydılarak kuruluyor. Tolunoğulları olacak. Anlaştık mı? İkinci kurulan derse Akşitleri alacağız. Üçüncü kurulan derse Eyyubileri alacağız. Dördüncü kurulan ve en güçlü olan derse Memlükleri alacağız. Yani Kölemenleri alacağız. Tamam. Peki şimdi geldik. Türk tarihinde sultan ünvanını ilk kez aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarı tarafından kullanıldı? Eminim hepiniz şimdi hocam hocam Gazeni Mahmut, Gazze'li Mahmut diyordur. Doğru cevabımız onun için Gazze'liler. Peki şey desem ne derdiniz? Ee, Osmanlı da desem ne derdiniz? Bak soruya dikkat edin. Sorunun, sorunun şekli çok önemli. Sana e, kalp atmayın arkadaşlar duyuyormuş bazen. <laughs> yani kalplerden dolayı bazen donabiliyormuş. Onun için arkadaşlarım kalpleri arada atarsanız çünkü donuyor galiba. Onun için cevabımız Gazileliler daha demin sorduğum sorunun cevabı da yani Osmanlı derse Osmanlı derse de Orhan alacağız tamam mı? Sultan ünvanı hatırladın mı? Sorunun şekline göre değişiyor. Dikkat edin. Burada Türk tarihine dediği için sultan dediğinden dolayı Gazeli Mahmut, Gazeliler dedik. Ama Osmanlı deseydi, Osmanlı deseydi Orhan alacaktık. Tamam. Peki 11. soru. 11. soru gözüküyor mu? Var mı bir sıkıntı? Evet. Sanki biraz şey yapmış gibi. Umarım gözüküyordur. Dur. Evet. Gözüküyor. Şimdi. Ee, bir saniye. İlk Müslüman Türk devletlerinde kanun yapma yetkisi dine uygun olması koşuluyla hükümdarlara verilmiş. Bu durumun Türk devletlerinin bir çok uluslu olduklarının, iki idari biçimlerinin monarşi olduğunu, üç teokratik olduğunu hangilerinin kanıtıdır demiş. Şimdi çok ulusuyla ilgili bir şey gözükmüyor bakın. Hiçbir şey yok orada. Dolayısıyla çok ulusuyu alamayız. Ama diyor ki idari biçimlerinin monarşi. E Zaten bunlar... İlk Müslüman Türk devleti kanun yapma yetkisi hükümdardaysa e, monarşi değil midir? Monarşi zaten mono tek demek. Tek kişinin yönetimi. Dolayısıyla ikiye aldım. Teokratik anlayış dediği de zaten dine dayalı devlet değil miydi? Onun için cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız Denizli olacak. Tamam. Soruları biraz daha dikkatli okumanızı isterim. Şimdi geldik. Evet gözüküyor. Evet gözüküyor. Tamam. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ilk kez halifenin siyasi, siyasal yetkisini elinden almıştır? Hmm. Bakın bu soru buna benzer bir çıkmış soru vardı. Ee, o geldi aklıma. Şimdi diyor ki ilk kez halifenin siyasal yetkisini elinden aldı. Yani layıklığa benzer bir soru bu. Ee, hatırlayın Büyük Selçuklu Devleti Abbas Halifesinin siyasi yetkisi elinden aldı. Sadece adamda dini yetki kaldı. Yani dinle devlet işlerini ben ayırdım. Dinle devlet işlerini ayırdım. Hatırlayın Doğu'nun Batı'nın sultanı ünvanını almıştı. Kim o? Tuğrul Bey diye hepiniz diyeceksiniz. Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Dolayısıyla dinle devlet işlerini ayırdım. Tuğrul Bey de hangi devletin hükümdarı zaten? Ve Büyük Selçukluların hükümdarı. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlarım Adan olacak. Büyük Selçuklu olacak. Anlaştık mı? Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi üçün, evet 13. sorudayım. Şimdi bu soruya dikkat edin. Vakıf arazi ile ilgili bir soru. Biliyorsunuz e, en çok arazilerden bir iki arazi bir de vakıf araziden bol bol soru soruluyor. Tımar sistemi onlara dikkat edeceksiniz. Türkiye İslam Devletleri'nde diyor aşağıdaki kurumlardan hangisinin giderleri vakıf arazilerden elde edilir? Şimdi vakıf arazi dediğin şey e, geliri sosyal hayır kuruma giden arazi değil miydi? Şimdi sen sosyal hayır kurumu olan bir cevap arayacaksın tamam mı? Sosyal hayır kurumu olacak. Şimdi saray sosyal hayır kurumu olabilir mi? Hayır. Gitti. Tersane dediğin yer gemi yapılan yer değil mi? Gitti. Peki kışla dediğin askerlerin olduğu yer değil mi? Gitti. Kale zaten askeri mimari değil mi? Gitti. İmarethane neydi? Aşeviydi hatırladın mı? Aşevi. Yani vakıf arazinin olduğu yerler bak nereler. Şimdi vakıf arazide bir kere camiyi alabilirsin. Tamam mı? E, medreseyi alabilirsin mesela vakıf arazide. Cami, medrese, imarethaneyi alabilirsin. İmarethane aşevi demek. Bunun dışında mesela kervansarayı da alabilirsin. Çünkü kervansarayı da tüccarlara alabilirsin. E, Tüccarlara şey yapıyorsun, sonuç olarak yardım ediyorsun. E, bunu e, hayır kurumu olarak yapıyorsun. Hanlarda dinleniyorlar. Yani bunların hepsi, bu yazdıklarım, cami, medrese, çeşme, işte e, imarethane, kervansaray. Dikkat edin bunların hepsi vakıf arazidir. Bu arada vakıf arazilerde devlet vergi alıyor muydu? Almıyor. Buna dikkat, bu da bir açık bir soru hatırlayın. Devlet vakıf araziden ne almıyor? Vergi almıyor. Tamam mı? Anlaştık mı? İmarethane, aşevi demek. Şimdi geldim 14. soruya. 14. sorum gözükmüyor gibi sanki. Çekmiyor mu? Sanki bir sıkıntı var gibi. Çekimi düşük gibi. Ben de göremiyorum 14'ü. Buradan baktığımda evet. Gözüküyor mu? Kaplerden gözükmeyebilir. Bazen donuyormuş. Evet İslamiyet'in kabul edilmesiyle Türklerin aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine göre daha az değişim yaşadığı söylenebilir demiş. Soru gözüküyor mu arkadaşlar? Şu yorum kısmını bir açayım. Ee, yorumu açayım. Şimdi arkadaşlarım soru gözüküyor mu? Var mı bir sıkıntı? Heh. Evet. Ama tamam gözüküyor değil mi? Var mı sıkıntı? Yazabilirsiniz. Yorum kısmını açtım. Evet 14. soru. İslamiyetin kabul edilmesiyle Türklerin aşağıdaki alanlardan hangisinde diğerlerine göre daha az değişim yaşadı? Şimdi İslamiyet'i adam kabul ettikten sonra hukuk sistemi değişmeyecek mi? İslam hukukuna geçti. Şimdi vergiler, şerri vergiler, örfi vergiler diye ayıracak. Bak şerri vergiler diyor. Yine değişim var. Dil ve edebiyat, e, dil ve edebiyat bak İslam kültürüyle ilgili dolu Türk İslam eserleri çıkmaya başlayacak. Peki yönetim anlayışı tabi değişecek çünkü şey var, teokratik devlet olacak, yönetim anlayışı da değişecek sesim inanmıyorum. Evet, şimdi cevabımız nedir? Cevabımız Tabii ki ordu ve askerlik arkadaşlarım. Çünkü ordu ve askerlikte değişim yok. Türklerde ordu ve askerlikte değişim yok. Tamam. Evet. Evet. Bir yorum açayım. Evet. Şimdi daha yeni yorumları açmıştım. Evet. Nasıl gidiyor? Evet. Görüntüde falan problem var mı? Yorumları şimdi açtım. Yazabilirsiniz. Tamam. Yorumları kapatacağım Ersin. E, çünkü Merak ettim. Şimdi bazen ben de soruyu. 13. soruyu mu atladık? Bilmiyorum ki. Yo atlamadık da gözükmedi galiba ya bazılarınızda. 13'ü bir daha yapayım. Çünkü gözükme, gözükmemiş olabilir. 13'ü bir daha yapayım mı? 13'ü galiba bazıları görememiş. Diyor ki 13'te Türkiye İslam devletlerinde aşağıdaki yorumlardan hangilerinin diyor gideri vakıf araziler aşağıdaki kurumlardan. Şimdi 13'ü aslında atlamadık da ee, galiba gözükmedi. Ben onu 13'ü yeniden yapayım tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi yeniden yorumları kapatıyorum. Tamam. Hadi bakalım devam. Devam. O Burak da gelmiş. Hoş geldin Burak. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Şimdi yorumları yeniden kapatıyorum. 13. soruya bir daha bakacağım. Ha bir önceki testteki 13. soru mu? Ha o soruyu ben iptal ettim. Ç çarpı işareti vardı o soruda. Bir önceki testteki soru da 13. soruyu soruyorsam bir önceki test hangisi? Ha şu soru. Ne öncesi göçebe yaşam. Şu mu? 13. soru derken. Daha demek ki. 13 bu. İkinci test bu. 13. soru. Göçebe yaşamı göstergesi. Hocam önceki test. Ha, o zaman bu en son bunu çözdüm. Birinci testte zaten 13 yok. Öyle bir durum var. Neyse sıkıntı değil. Ha 15 çarpıydı doğru çünkü 15'te sıkıntıydı Evet 15. soru sıkıntılıydı da onun için çözmedim. Tamam. Ha 12, 12 burada. 12 burada bazen gözükmemiş olabilir. Bazen çekimde problem oluyor ya. Bak 12. Adana. 13 Bursa. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kapatıyorum. 13 yürümeyeceğiz. 13, 13 hatalı. Evet. Şimdi. Devam edelim. 14. 13 bir daha yapayım. Galiba gözükmemiş bazılarından. Şimdi diyor ki Türk İslam Devletleri'nde aşağıdaki kurumlardan hangisinin giderleri vakıf arazilerden elde edilen gelirlerle karşılanır? Şimdi saray olmaz çünkü saray zaten e, sivil mimari. Tersane olmaz gemi yapılan yer. Kışlı olmaz askeri yer zaten geç onu. Kale yine askeri mimari geç onu. İmarethane, imarethane aşevi demek vakıf arazi demek. Dolayısıyla caminin, medresenin, imarethanenin, kervansarayın olduğu yere biz... Ee, vakıf arazi diyoruz. Yani cevabımız onun için Bursa. 14. soru. 14. soruyu yaptık. Onda bir sıkıntımız yok. 15'e geldik. Evet. 15 aylık teşkilatı. Aylık teşkilatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen aylık teşkilatının yetkilerinden biri değildir diyor. Şimdi aylık teşkilatı haksız rekabet önlemek ister mi? İster. Hatta e, her yerde aynı fiyata sattırıyor değil mi bir malı? Vergi oranları belirlemek dursun bu. Kendi liderlerini seçmek evet. Ahi evranı seçiyorlar hatırlayın. Mesleki eğitim veriyor mu? Evet. Çünkü eskiden meslek lisesi gibi bir okul olmadığına göre burada mesleki eğitim de var. Peki üretimin kalitesini denetlemek doğru. Peki burada vergi oranlarını devlet belirlemiyor mu? Yani vergi oranlarını devlet belirlediği için aylık teşkilatının yetkileri içerisinde vergi oranı belirlemek olmaz. Onun için cevabımız Bursa. Tamam cevabımız Bursa. Bu da böyle bu da bitti. Evet bu da bitti. Şimdi kaçıncı testimizi yaptık biz? Test 3'ü yaptık. Test 4'ten devam edelim. Şimdi test 4 gözüküyor herhalde. Evet iktah sahibinin görevleri arasında gösterilebilir. Şimdi iktidar sistemi. İktidar sisteminden bol bol soru geliyor dikkat edin. Atlı asker yetiştirmek. Atlı askere cebeli diyorduk hatırladınız mı? Vergi oranlarını belirlemek. Şimdi atlı askeri yetiştirecek doğru. Vergi oranlarını belirlemek demiş. Şimdi vergi oranlarını devlet belirler. Bu belirlemez. Geç. Devlet otoritesini korumak evet. Bulunduğun yerde devletin otoritesini korumakla görevlidir. Doğru. Onun için cevabınız nedir? 1 ve 3 olacak. Yani Denizli olacak. Tamam? İktidar sahibinin görevleri arasında vergi oranlarını o belirlemez. Vergiyi toplar sadece. Peki ikinci soru. Türklerin İslam topraklarında kurduğu ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, Türklerin İslam topraklarında, İslam topraklarında kurduğu ilk devlet diyor. İslam toprakları. Ona dikkat edin. Evet. İlk İslam toprakları dediği için o e, Mısır olarak alacağız. Yani Tolon oğulları alacağız. Karaanlılar Türkistan bölgesinde, Akşitler Mısır'da ikinci Memlükler e, en son Mısır'da kurulan Türkistan devleti. Gazneliler de zaten Afganistan'da kurulmuştu. Peki şimdi geldik 3. soruya. Muallimi Sani yani ikinci öğretmen olarak isimlendirilen ve Türk İslam dünyasında bilimleri ilk kez sınıflandıran bilim adamı. Şimdi muallimi sani ikinci öğretmen. Yani şimdi Harezmi sıfırı bulmuştu. Biruni e, dünyanın çapını hesaplamıştı. Hatta e, Gazze'li Mahmut sarayımın en değerli hazinesi diyordu hatırladınız mı Gazali Hüccetül İslam olarak bilinir. Dinin ön plana çıkartıyor. E, i̇bn İbni Sina Avicenna olarak biliniyordu hatırlayın. El Kanunu fittip diye kitabı vardı. Farabi, Alparabius ya da Muallimi Sani olarak da biliniyor. Farabinin Medine Tül Fazla, İssayıl Ulüm gibi eserleri var. Adam ilk defa Birleşmiş Milletlerden bile bahsetmiş. Dolayısıyla Muallimi Sani demek, ikinci öğretmen demek. Yani cevabımız Bursa olacak. Tamam. Peki o da deminki sorunun e, dördüncü sorunun cevabını vermişim. <laughs> Avrupa'da Avicenna adıyla tanınan ve El Kanunu Fit Tıp adlı eseri tıp fakültelerinde uzun yıllar okutulan, ders kitabı olarak okutulan bilim adamı kimdir? Daha yeni cevapladım aslında bunu. Kim olacak? Şimdi Gazali Hüccetül İslam olarak biliniyor. E, Harezmi sıfırı buldu. Birunu Aserül Baki adlı eseri var. Sarayımın en kıymetli hazinesi diye bilinir. E, Gazze'nin Mahmut öyle demiş ona. Farabi e, muallim-i sani ikinci öğretmen olarak biliniyor. Kanun-el tıp yani tıpta ön plana çıkan kişi İbni Sina. Bu sene sorulur mu? Bu sene tıp e, Allah'tan sağlıkçılarımız var da değil mi? Peki evet geldik beşinci soruya. Bu arada kaç dakikam var? Beşinci soruyu da yapayım. Gazilerin sığınak yeri olan... Askeri ve e, askeri talim yapılan ve zamanla kervansaraya halini alan ribatların ilk örnekleri. Şimdi ribat deyince ne gelecekti aklımıza hangi devlet? Karahanlılar gelecekti. Onun için cevabımız Karahanlılar olacak arkadaşlarım. Tamam. Altıncı soruyu da yapayım. Yorumları açalım. E, zaten az kalmış dakikamız. Sonra bir ara verip tekrar devam ederiz. Karahanlar döneminde yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati Türk adlı eserin aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisine sunmuştur? Bu direkt bilgi sorusu. Harun Reşit bir kere halife değil zaten. Mutasım, e, Muntasar, e, Ahmet Nasır e, bunlar da yönetici. El, El Muktedi Billah olacak cevabımız. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Tamam Bursa. Evet şimdi yorumları açıyorum. Ee, evet yorumları açtım. <laughs> evet. Şimdi biraz sonra herhalde bitecektir yayın. Çünkü az dakikamız kaldı. Umarım e, işe yaramıştır. Evet umarım iyisinizdir. Psikolojiniz falan. Şimdi bu süreci değerlendirin. Hepiniz evdesiniz. Bol bol soru çözün. Ee, önemli tamam mı? Bol bol soru çözün. Ee, sınav bir ertelendi bayağı biliyorsunuz. Ee, dikkat edin. Tamam mı? Bu süreci değerlendirin. Evde sıkılmayın. Sıkılacak bir şey yok. Bol bol soru çözeceksiniz. Ders çalışacaksınız. Sonra inşallah her şey yoluna girecek. Karşılaşacağız. Yine derslere devam edeceğiz. Bu süre bir süre böyle devam edecek. Tamam. Şimdi... hangi bir soruda kalmıştı o soruya şimdi sonra ben bakayım. Evet. Evet umarım e, işinizi görmüştür. E, Canım teşekkür ederim. Ballı çay iyi geliyormuş valla. Bu süre biraz e, herhalde 2-3 hafta uzun süreli konuşmayınca böyle sesle gidebiliyor. Kendinize çok dikkat edin. Şimdi yayını ben kaydedeceğim. Sonra e, biraz dinlendikten sonra devam edeceğiz tamam mı? Bir o şimdi 10 15 10 dakika 15 dakika. Tamam mı? Çok fazla şey yapmam. Zaten 4'e kadar yapacağız. Tamam 12. soruyu bakacağım. 12. soru hangisiymiş? Ee, bakacağım tamam. Ara kaç dakika? Ara bir 10 dakika falan olur. Tamam. Ee, kayıt etmem lazım yayını. Hadi görüşürüz. Hadi. Yayını bitireceğim, kaydedeceğim. Evet, şimdi. Bitir demeden önce diyor.